Evet. Değerli basın mensubu arkadaşlar, öncelikle bu ziyaretinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi geçen yıl onursal başkanımıza verdiğimiz olmuş olduğumuz sözü yerine getirmenin gururunu ve onurunu yaşıyorum. Maalesef evvelki sene küme düştük ve bu aynı zamanda aynı gün tekrar lige çıktık. Bu bizim için ve özellikle benim için çok gurur verici bir olay. Tabii ki istemezdik küme düşmeyi ama futbolda olan doğal şeyler bunlar. İnşallah daha önce geçmişte yapmış olduğumuz hatalı davranışları, hatalı olayları bir daha tekrar etmek istemiyoruz. Geçenlerde bir kongremiz olan genel kurulumuzu tamamladık. Genel kurula katılan genel kurul üyelerine beni destekledikleri için, tekrar beni başkan seçtikleri için bir kere sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Mustafa hocamız, Mustafa Kaplan, geçmişte babamın da güvendiği, kendisine görev verdiği bir teknik adamımız, teknik direktörümüz. Düşündük, taşındık, yönetim kurulundan aldığımız karar doğrultusunda tekrar Mustafa Kaplan hocamızı Gençlerbirliği Kulübü'nü göreve davet ettik. Kendisi de bunu olumlu karşıladı. Mustafa Kaplan ve ekibine burada huzurlarınızda hoş geldiniz diyorum. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka sorularınız varsa tabii ki. Sizlere ilk görüşlerinizi koyalım. Ben öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben Murat Başkanıma ve yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Bana Gençlerbirliği Kulübü'ne tekrar böyle bir görev verdiği için. Ben Gençlerbirliği Kulübü'nün içerisini bilen iyi bir teknik adamlardan birisiyim. Büyük bir camiadan ayrılıp tekrar büyük bir camiye gelmek benim için son derece onur verici ve mutlu olduğum bir ortamdır. Ben başkanıma ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki bütün hizmetlerimiz Gençlerbirliği Kulübü için olacaktır. Bu böyle bilinsin. Sorulara geçecek zaten. Hayırlı olsun diyelim. Tekrar hayırlı olsun. Hayırlı olsun. En son olduğu diyecektim ama. Eski Türkiye Apaton abilerine doğru başkanım. İzin verirseniz ilk soru başkanım. Şimdi bakıldığında şöyle bir Gençlerbirliği tabii siz de söylediniz. Yapılan hatalardan dolayı düşmüş. Ama gururluyum, babam olarak bir sezonda geri döndük, mutluyuz dediniz. Ve şöyle bir cümle kullandınız, hataları tekrarlamamak istiyoruz. Şimdi bakıldığında 3 opsiyonlu yaklaşık 15 futbolcumuzun sözleşmesinizdir. Çok üst düzey bir mali külfet bekliyor sizi. Nasıl bir süreç işleyeceksiniz? Tabii ki oyuncularımız, sözleşmesi devam eden oyuncular, birçoğunun mukavelesi bu sözü bitiyor. Evet. Kendileri tabii ki teşekkür edeceğiz. Ayrılacağız, bu doğal şeyler. Her kulüp mukavelesi bitti. Ayrılıyoruz. Tabii ki yeni sezonda da bizim bir kere kulübümüzün altyapısı her zaman biz onurlanmışızdır. Altyapımızdan gelen oyuncularımız var. Mevcut olan altyapımızdan da bu sezon görev verildiği zaman formaların arması aşkına oynayan genç oyuncu arkadaşlarımız var. Gençlerbirliği Kulübü bugüne kadar her zaman altyapısından değerli oyuncuları çıkartarak büyük kulüplere vermiş bir camia. Bu sezonda takımımızda işte oynayan bu sene Ahmet, Oğuz, Taha, Bert, Merat, Rahmetullah, Taha, Bunlar hepsi altyapımızdan yetişen çocuklar. Ahmet Çalı'yı biliyorsunuz, Gençlerbirliği altyapısından yetiştirdi. İrfan Can Kahveci'yi altyapısından yetiştirdi. Bunlar her zaman Gençlerbirliği kulübü yaşadığı müddetçe bu altyapımızdan her zaman bu genç çocuklar gelecektir. Bunlar için de tabii ki yeni sezonda daha bir yapılaşma söz konusu. Daha çok altyapımıza önem vermek zorundayız. Olmazsa olmaz. Kulüplerin bu futbolcuların milyon eurolar ettiği piyasada altyapılarımıza önem vermeden bu kulüplerin ayakta durması çok zor. Biz her zaman bunu söylüyoruz ve bu yolda da gideceğimizi inanıyorum. Mustafa hocamız da bizim altyapımızda yıllardır çalışmış. Uzun yıllar Gençlerbirliği'nde, Hacettepe'de altyapımızda görev yapmış bir değerli bir hocamız. Kendisinin de bu kulübe bu konularda katkı yapacağına inanıyorum. Tabii ki yeni bir sezonu bitirdik. Mutlu bir şekilde geri döndük layık olduğumuz yere. Bunun için de gerekli çalışmaları ekibimizle, kadromuzla, kulübümüzle hepsini tekrar gözden geçirip altyapıyı nasıl daha biraz fazla güzelleştirebiliriz? Nasıl daha fazla iyi oyuncular tekrar yukarı çıkartabiliriz? Bunların çalışması içerisinde olacağız. İlk hedefimiz bence bunlar olacak. Burası büyük bir camia. Tesislerimiz bugün Süper Lig'de çoğu takımda olmayan tesislere sahibiz. Burada altyapımızda aşağı yukarı 1500-2000'e yakın ufak çocuklarımız geliyorlar. Anneleriyle, babalarıyla, velileriyle burada forma giyiyorlar, çalışıyorlar. İyi futbolcu olmak istiyorlar. Bunlara daha çok önem vereceğiz. U17 takımımız var, U18 takımımız var, U19 takımımız var. Buralardan yetişen kabiliyetli, becerikli çocukları her zaman üst ligde, şu andaki bulunduğumuz ligde oynatmayı düşünüyoruz. Hatta altyapımızda, işte Hacettepe'mizde bu sezon inşallah kampa götüreceğimiz en az 3-4 tane oyuncu grubumuz, arkadaşlarımız var. Tabii ki daha yeniyiz. Mustafa Hoca ile daha bugün işte sizlerin huzurunda kontratı yeniledik. Kendisiyle bundan sonraki aşamamızda kadro yapılaşması konusunda hep birlikte masaya oturarak ne yapmamız lazım, kulübümüz için ne gerekiyor, bunların konuşmasını yapıp kulübümüzü daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Olmazsa olmazımız her zaman altyapıya her zamankinden daha fazla önem göstermek zorundayız. Anladığımız kadarıyla tamamen Tabii ki bu altyapımızla ilgili alttan gelecek oyuncularımız var. Şu anda kadromuzda devam eden oyuncularımız var. Tabii ki mutlaka Süper Lig'de oynayacağız. Bir alt ligde değil, Süper Lig'de oynayacağımız için de buna göre de tabii ilave takviyelerimiz mutlaka olacak. Daha önce izlediğimiz oyuncularımız var. Hocamıza da geldi. Fikir mütalası yapıp bir araya gelerek oturup konuşacağız. Ne gerekli, hangi mevkiye ne adam lazım, nereye ne oyuncu lazım. Kulübün maddi durumunu da göz önüne alarak piyasayı da malum biliyorsunuz hepiniz fazla açılmadan koşan, mücadele eden, gençler bir formasını giydiği zaman hakkını getirebilecek inandığımız oyunculara kulübümüze yer vermeyi düşünüyoruz. Hedefimiz bu arkadaşlar. Benim bir sorum olacak. Buyurun. Başkanım, öncelikle tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Hocama da başarılar diliyorum. Genel kurumda 100. yılın yaklaşmakta olduğunu bilen biri olarak bazı beklentilerim vardı. Ama bu konuda gerek şahsınız, gerek konuşmacılar 100. yıla dair herhangi bir projeden bahsetmedi. Eminim ki 100. yıl Gençlerbirliği için çok önemli. Bugün bu yaklaşmakta olan 100. yıla yakın duygularınızı öğrenmek istiyorum. Bir de Mustafa hocama sorum olacak. Yani gerçekten fakir değiliz. Muhteşem bir zenginliğe sahibiz. Ama ülke olarak bu zenginliğin farkında değiliz. Üretemiyoruz. Bu konuda sizin çok önemli çabalarınızın olduğunu biliyorum. Bu sene biz farklı bir genç nesil görebilecek miyiz Gençlerbirliği'nde? Şimdi başkanım cevaplasın. Tamam. Evet. Tabii Gençlerbirliği Cumhuriyetimizde yaşıt bir kulüp. olan kurul toplantısını geçenlerde yaptık, tamamladık. Tabii ki bazı olaylar her genel kurullarda, olan kurullarda yani olabilecek doğal şeyler, konuşmacılar çıkabilir, tenkitler olabilir. Biz her türlü tenkitlere açık bir kulübüz. Her şeyin dört dörtlük olması diye bir şey söz konusu değildir. Ama biz her şeyi bugüne kadar hatasız olarak yaptığımızı düşünüyorum. Gençlerbirliği büyük camia. Başkanımız Onursal, rahmetli babam bu kulübe uzun yıllar emek vermiş. Çok değerler katmış bir başkan. Tabii ki onun yerini doldurmak kolay kolay mümkün değildir. Bugün 37 yılını vermiş bir başkanın arkasından böyle bir göreve talip olmak kolay bir mesuliyet değildir. Tabii ki biz buna yakışır şekilde bu bayrağı bundan sonra da güzel yerlere getirmek için başkan ve yeni seçmiş olduğum yönetim kurulumuzla birlikte biz bu işe talip olduk. En iyi şekilde de yapacağımızı düşünüyorum. Olağan genel kurullarda bu tür olaylar olabilir. Her genel kurulda oluyor. Ama tabii ki ben de böyle bir tatsız olayların yaşanmasını istemezdim. Ama Allah'a şükür güzel bir genel kurulumuz oldu. Burada katılımcılara tekrar bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Önümüze bakacağız. Bugünkü konumuz burada hocamıza yeni sözleşmeyi imzalamamızdı. Hayırlı olsun diyorum. 100. yıl sizce önemli bir süreç. Duyamadım. 100. yıl sizce önemli bir süreç. Tabii ki önemli bir süreç. 100 yıllık bir takımın başkanı olmak önemli bir olay, tabii ki mutlaka önemli bir olay. Güzel hazırlıklarınız olacak mı bunun için? Bugünden başlanabilir mi? Bugün vereceğiniz bir mesajınız ya mı? Bu Gençlerbirliği Kulübü bugün 1923 yılında açılmış bir kulüp. Bugüne kadar Gençlerbirliği Kulübü hiç kimseden bir kuruş yardım almayan, hiçbir kuruma, kuruluşa dayanmadan, destek almadan bugünlere gelmiş kulüp. Bunu yapmak kolay bir şey değil. Biz tabii ki yeni yönetim kurulumuzla birlikte bazı projelerimiz var. Kulübe bazı destekler almayı düşünüyoruz. Gideceğimiz, kapısını çalacağımız kurulum ve kuruluşlar var. Bunları en iyi şekilde yapıp Gençlerbirliği'ni biraz daha iyi yerlere getireceğiz. Ama bugün Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak bugün kimseye 1 lira bir borcu olmayan tek kulüp. Bununla da iftihar ediyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Tabii ki altyapı her zaman dile getiriyorum. Çok önemli bir unsur. Altyapılar olmadığı müddetçe kulüpler her zaman maddi batağın içerisine düşmek mecburiyetinde. Düşer. Bunu da gençlerimize daha çok önem vererek bu maddi şeyi biraz daha minimum seviyelerine indirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz, amacımız bu. Ben çok kısa söyleyeyim. Başkanım zaten bütün gerekenleri söyledi. Biz ismimiz gibi, Gençlerbirliği gibi genç bir, dinamik bir takım yapacağız. Tabii ki işin içerisinde 8-10 tane de nokta transferleri tamamen altyapımıza ve pilot takımımıza dönerek de geçmişte yaptığımız gibi yine güzel işlere imza atarak bugünden itibaren işimize başlayacağız. Yani iyi bir Gençlerbirliği, genç bir Gençlerbirliği, ismine yakışır bir Gençlerbirliği takımı kuracağız. Buyur öğrencim. Hayırlı olsun. Hocam, sağ olun. Hocam, Beştepe'nin 2 yakasında sarı lacivert ve kırmızı kaya gittiniz, geldiniz. Şimdi bu sefer farklı bir heyecan ve bence kafanızda da farklı projeler ve çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Benim her zaman projelerim vardır. ABC planlarım da vardır. Ama onu zamana bırakmamız gerekiyor. Şimdi bunu derin uzatmaya hiç gerek yok. İyi bir Gençlerbirliği olacağını herkes bilsin. Başkanım da söylediği gibi özümüze döneceğiz. Özümüzden iyi oyuncular çıkaracağız. Ülkemizdeki biliyorsunuz futbol şartları, kulüplerin çoğu çok sıkıntılarla boğuşuyor. Ama biz bunu özümüze dönerek bunu azaltmaya çalışacağız. Başkanım dediği gibi ne güzel. Hiç borcu olmayan bir kulüp. Ben de 10 yıldır bu caminin içerisinden gelen birisi olarak hangi oyuncumuza değer vereceğimizi, hangi oyuncu alacağımızı ekonomik şartlara göre elimizdeki kadrodan da faydalanarak iyi bir takım kuracağız. Geçen sezon Ankara Gücü'nde iyi bir kadro kurdunuz devre arasında ve büyük bir başarı imza attınız aslına bakarsanız. Orada birçok futbolcu serbest kaldı ve sözleşmesini feshetti. Biraz kitabın ortasından söyleyeyim. Transfer önceliği oradan boşa çıkan futbolcular mı olacak? Yoksa sizin o defterinizdeki başka futbolcular üzerine gideceksiniz? Çünkü bu ciddi bir konu. İki kulüp arasında gerginlik de yaratabilecek bir konu. Sosyal medyada çok fazla yorum var. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ya benim defterim kalabalıktır biliyorsunuz. Şimdi bizi yaptığımız oyuncu bazına baktığımızda şu anda Ankara'nın hiçbir oyuncuyu yazmadık. Sonuçta biz orada da 10 yıl çalıştık ve iyi bir devre arası geçirdik ve takımı kümede tuttuk. Ama profesyonellikte şu gibi işler oluyor biliyorsunuz. Orada anlaşmayan bir oyuncu olursa, kulübüyle sözleşmesi bitmiş başka bir takıma gidecekse, benim de inandığım, bildiğim bir oyuncuysa, eğer Ankara Gücü'ne de hiçbir bağ kalmamışsa düşünebilirim. Ama biz Ankara Gücü'ne hiçbir oyuncu listemize yazmadık. Sonuçta orada bizim bir evimiz. Biz iki kulüp arasında da çok iyi bir ilişkilerin olduğunu da biliyoruz yıllarca. Ama oradan ayrılan oyuncu bizi tercih ederse biz de onlarla konuşup ondan sonra değerlendirebiliriz. Ama şu anda hiçbir oyuncu Ankara Gücü'den yazmadık. Başkanım, taraftarların bir çilek transfer beklentisi var ama böyle özellikle etkili bir golcü istiyorlar. Taraftarlara da bir şey söylemek ister misiniz? Ya şu anda tabii ki taraftarımıza bu sezon Ankara'da güzel maçlar, güzel bir oyun, her şeyden önce güzel bir oyun seyrettirmek, izlettirmek istiyoruz. Bu bir en büyük amacımız. Tabii ki bu transfer sezonu daha Eylül ayına kadar devam ediyor. Daha yeni hocamıza kontratımızı imzaladık. Tabii birlikte olacağız, bakacağız. Hangi oyuncu boşta, nedir? Daha izlediğimiz oyuncular var. Hocamızın listesinde olan bir sürü oyuncular var. Fiyatlarına, ücretlerine bakıp kulübümüze en uygun olan oyuncuları, tabii ki bu genç kadromuza da yapacağımız takviyelerle güzel bir kadro kurmak istiyoruz. İnşallah Ankara'da Gençlerbirliği taraftarlarına, camiamıza, stadımıza güzel bu sezon iyi maçlar izleteceğimizi düşünüyorum. Şu anda oyuncu, tabii ki görüştüğümüz oyuncular var ama henüz bir şeye karar vermiş değiliz. Bundan sonraki süreçte bunu karar verip takımımıza uygun olan oyuncuları transfer edeceğiz. Belki bu sizin dediğin çile altyapıdan da çıkarabiliriz yani. Yani bunu işten söylüyorum. Evet. Yani şart değil illaki bilinen oyunculara herkes saldırabilir ama önemli olan aşağıdan ya da Türkiye içerisinde genç yıldızlar çıkarmak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. O noktadaydı hocam. Yani var yani bununla ilgili elimizde bayağı oyuncumuz var. Hem aşağıdan hem ülkemizden. Gençlerin sözleşmesi biten oyunculardan devam etmek istediğiniz var mı? Ya biz işte başkanım dedi ki biz bugün itibariyle başlayacağız bu işe. Tabii ki burada mukavelesi biten arkadaşlar var. Eğer bize fayda sağlayacak oyuncular varsa onlarla devam etmek istiyoruz. Bir kere şunu da belirtmek istiyorum bu sorunuzun üzerine. Şu ana kadar gelen bize herhangi bir kulüpten oynayan oyuncularımız, altyapımıza yetişen oyuncularımız dahil gelen bir resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif şu ana kadar gelmedi. Kadromuzu bozmamayı düşünüyoruz. Ama durum yarın ne gösterir onu şu andan size bir şey söylemek doğru olmaz. Bir de öncelikle bir kere böyle bundan sonraki basın arkadaş, Ankara'nın en değerli bu basın ekibi arkadaşlarla böyle o sadece teknik direktör mukavelesine imza atarken değil de her zaman benim telefonum 24 saat açıktır arkadaşlar. Bana ulaşılmayacak diye bir şey yoktur. İş yerim belli, iş adresim belli. Size hepinizi ben çok seviyorum. Siz Ankara'nın en değerli basın mensubu arkadaşlarısınız. Her zaman bana ulaşabilirsiniz. Bir sorunuz olursa direkt yetkili bir ağızdan duymanızı tavsiye ederim. Bunu samimiyetimle, iştenlikle söylüyorum. Çünkü futbol camiası, futbol biliyorsunuz bir laf oluyor. Yok Mustafa Hoca'dan önce, anlaşmadan önce 50 tane isimler çıktı, onunla konuştu da bunlar. Bunların hiçbirisi gerçek değil. Mustafa Hoca ile de biz konuşmadık. Ama yeni hoca, eski hocamızla mukavelemizi bitirdik. Yeni sezonu bitirdik. Kongremiz vardı. Bu kongre sürecini atlattık. Adım adım yürümeye karar verdik. Ama öyle duyuyoruz ki haberlerden. Yok Gençlerbirliği Spor Kulübü bununla konuşuyor. Yok onu getirecekmiş, bunu getirecekmiş. Yok böyle bir şeyler ya. Benim telefonum açıktı, numaramı biliyor. Bilmiyorsanız söyleyeyim, yazın numaramızla. Direkt beni arayın. Yani hiç, yani benim kimseden çekineceğim bir şey yok. Numaram herkes bilir yani. Bugün benim 10 yıldır, 20 yıldır numaramı değiştirmedim ben. Rahmetli babam 50 kere telefon değiştirdi. Artık bıkmıştı. Ama ben öyle değilim. Ben her şeye sıcak bakıyorum. Her türlü fikrinize de açığım. Arayın, sorun, gelin iş yerime oturun, kahvemi için, çayımı için. Sizleri seviyorum. Öncelikle bunu bilmenizi istiyorum. Benim numaram da aynıdır. 90 yıldan beri bunu da biliyorum. Sor bakalım. Transfere ne kadarlık bir bütçe ayırdınız? Ya şimdi alacağımız rakam olarak bir şey söylemek şu anda doğru olmaz ama en az 10-12'ye yakın, 10 kişi, 11 kişi, 12 kişi o civarda transfer lazım bize. Kenar oyuncumuz lazım. Sol kenar, sağ kenar, santrfor, kaleci, stoper, orta saha. Yani bunlar yani mecburuz devam. Bu sorumlusuna direkt yapabilir miyim? Yabancı konusundaki fikriniz ne? Şimdi tamamen altyapılara yönelecek diyorsun. Şu Türkiye'de birçok takım bunu ya mutlaka altyapılara yönelecek derken giden 11 tane oyuncuyu da altyapıdan oynatacak halimiz yok. Evet. Bu yani bu yalan olur ama hiç olmazsa yani ne kadar fazla bir altyapıda bir oyuncuyu oynatabilsek bu bizim neyimiz olur. Yabancı konusunda tabii ki diğer kulüpler birliğinde verilen ortaklaşa bir kararlar olacaktır tahmin ediyorum. Bu sayı Sayın Cumhurbaşkanımız da söylediği gibi birdenbire bu sayı düşmeyecek. Zaman zaman her sene birer sayı, ikişer kişi ararak düşecek diye düşünüyorum. Eleştirmek için söylemiyorum. Yok, bu soruyu söylemiyorum. Eleştirmek için değil, olumlu manada söylüyorum. Kulüp altyapı oyuncularına daha fazla kıymet verecek, oradan daha fazla oyuncu çıkaracak gibi politikaya sonunda evet. Kavuşuyor diyelim. Mustafa Kaplan tercihinizin nedeni bu diyebilir miyiz? Çünkü tabii ki Mustafa Kaplan hocamız bizim yani babamın da yıllarca yanına güvenerek görev verdiği bir arkadaş. Yani bu kulübü, camiyi çok iyi bilen bir kişi. Kendisinin bu konulara çok fazla özen gösterdiğini ben bir başkan olarak biliyorum. Tabii ki Mustafa Kaplan'ın seçiminde de bu olayları düşünerek kendisine görev verdik. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam teknik ekip aynı mı? Ankara gücündeki yok orada bir kaleci antrenörüyle bir de Güven Hoca vardı. Onlar kulübün ekibiydi. Biz kendi ekibimizden geleceğiz.